Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2016 NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda kendi kategorisinde 3. olan Namık Kemal Üniversitesi Fitness Salonu antrenörü Fatih Ceylan yaptığı açıklamada sporu arkadaşlarının alaylı tavırlarından kurtulmak için başladığını söyledi. İlk 18 yaşında başladım bu spora. Başlama amacım tamamıyla kilo ile alakalı. Yani kendime özgüvenim yoktu. Gerek kıyafet konusunda, gerek sosyal ortamda, gerek denize girerken aslında çekiniyordum. Bir özgüven eksikliği vardı. Bunun üzerine kilo vermeye karar verdim. Ve spora başlamaya niyetlendim ve başladım. Hocalarının zoruyla yarışmalara katıldığını belirten Fatih Ceylan, yarışmalara hocalarımın ısrarı üzerine katıldım. Onların baskısıyla kendimi yetiştirmeye başladım ve ilk katıldığım yarışmada Türkiye üçüncüsü oldum dedi. Yaklaşık dördüncü yılımı tamamladığımda gene Türkiye'de de tanınmış Ali Emre hocamız bana bir teklifte bulundu. Yarış var. Tekrar girer hazırlanır mısın? 2005 yılında kabul ettim. İlk tecrübemi bu şekilde başladım. Onunla beraber hazırlandım. İlk yarışıma 24 yaşında katıldım. Türkiye üçüncüsü olmuştum ve bundan sonra artık hedefi koydum. Bu işin kendisi için bir bağımlılık haline geldiğini ifade eden Fatih Ceylan, kilolarımdan kurtuldukça bu spora olan ilgim daha da arttı diye konuştu. Yaşım gençti, daha ilerleyecektim. Kilomu vermiştim, artık özgüvenim yerindeydi. Artık bu işi kilo yönünden değil, tamamıyla bu spor yönünden düşünmeye başlayıp kendimi geliştirmeye başladım. Ve mesleğe dönmeye başladım. Bir hastalık haline geldi. Vücut geliştirme sporuna alay konusu olan kiloları nedeniyle başladığını söyleyen Ceylan şunları kaydetti. Bu spor günlük giyiminizi, yemeklerinizi, bulunduğunuz ortamdaki arkadaşları dahil çalıştığınız salondan dolayı her şeyinizi değiştiriyor. Değiştirdiğinden dolayı da yaşam tarzı oldu. Bundan sonra artık yavaş yavaş hedefler koymaya başladım. Gene yarışlar olsun, form anlamında, kilo anlamında ulaşabilmek adına çalışmalarım oldu. Vücut geliştirme sporunu yapacaklara tavsiyelerde bulunan Ceylan, bu sporu yapacak olan arkadaşlar beslenmelerine çok dikkat etmeliler. Fast food yiyeceklerinden kaçınmalılar, biftek, tavuk göğsü, yumurta gibi protein değeri yüksek gıdalar tüketmeliler şeklinde konuştu. Daha sonraki yıllarda tekrar Türkiye şampiyonalarına katıldım 2010 yılında. Milli takım seçimlerinde, yurt dışında yine milli takım adına yarışlarımız oldu. 2012 yılına kadar Türkiye'de yarıştım. Bunu göze alarak sponsorlarımı ayarladım ve ilk dünya şampiyonasına 2014 yılında İspanya'da katıldım ve orada 5. oldum. Yarışmalara hazırlık sürecinde çok stresli ve agresif olduklarını aktaran Ceylan şunları söyledi. Bu yıl yine Kıbrıs'ta düzenlenen dünya şampiyonasında hem Türkiye'de kendi takımımda şampiyon oldum hem de dünya şampiyonasında dünya üçüncüsü oldum. Bundan sonraki de hedeflerimde de aynı şekilde amacım şampiyon olmak. En büyük destekçisinin eşi olduğunu vurgulayan Fatih Ceylan, bu işi yaparken en büyük destekçim eşim oluyor. Benimle antrenmana geliyor, hazırlanması çok zor olan besinleri hazırlıyor. Onun sayesinde yarışmaya 1-0 önde başlıyorum. Allah onların eksikliğini göstermesin. Allah onlardan razı olsun diyerek sözlerini tamamladı.